Hazır mıyız? Evet, hoca zaten geri geldi dediğin gibi. Ben de her değişiklik zor oluyor biliyorsunuz, takım olarak, kulüp olarak, bireysel olarak. Hoca geldiğinde hemen o eski günlerde anlattı bize, bizden ne istiyor. 10 gün içinde zaten 4-5 toplantı yaptık, analiz de yaptık. Bizden ileri zamanında ne isteyecek sahada, hem savunmada hem hücumda pozitif enerji getirdi. Biliyoruz, kötü bir başlangıç yaptık. Biz de farkındayız. Biz de bireysel olarak hatalarımız vardı. Onun bu 10 gün içinde konuştuk, analiz de yaptık. Şimdi önümüzdeki antrenmanlardan, maçlarda İnşallah en iyi şekilde götüreceğiz beraber. Nurgül Hanım. Futbol Arena Nurgül, günaydın. Bilça, Abdullah Avcı ile sen de söylediğin gibi yeniden eski hocamla çalışacaksınız. Bilça'nın performansı nasıl değişti? Son haftalarda gerçekten çok iyi bir performans yakaladı. Takıma hem skor hem katkı, skor olarak da katkı vermeye başladı. Asist ve gol olarak da Bielitsa ile başlayan aslında bir yükselen performanstı. Nasıl çalıştı, neler yaptı Bizca? Eski günlerine dönüyor yeniden. Onun işaretini verdi son maçta da. Şöyle, ben her zaman takım oyuncusunun, herkes onu biliyor. Bireysel olarak tabii ki en iyi şekilde performansı göstermek istiyorum. Bence de o kadar çok eski de Vizca daha ileride daha iyi olmak istiyorum. Ben de o kadar kendine performansında çok mutlu değilim açıkçası. Her maçta daha iyi olmak istiyorum. Ama bu futbol, bu oyun takım bir oyun. Onun Abdullah Hoca bizde hatırladı. Biraz önce de belki de biraz bireysel olarak daha öne gittik. Şimdi tekrar dediğim gibi savunmada, hücumda takım olarak çalışmamız gerekiyoruz. Ben de onun hocayı ile yıllarda çalıştım. Küçük detaylar ne kadar önemli futbolda. Takım arkadaşlar için koşmak, yardım etmek. Her şeyde asistler, goller değil. En azından bugün futbolda. O yüzden biz de çok çalışmamız gerekiyoruz. Herkese biraz daha bireysel olarak takım için düşünmemek, takımın için çalışmamak. Zaten bir analiz yaptık, yapıyoruz. Bence de iyi bir süreç bize bekliyor. Erişem Ali. Bizca Trabzonspor'a geldi, şampiyonluk yaşadı. Sonra Şampiyonlar Ligi yok, UEFA Kupası yok, Konferans Ligi yok. Sonradan geçen sezon kötü geçen bir sezon. Bu sene yine çalkantılı bir sezon. Şimdi doğaldır, sahada oynayan oyuncular hep değerlendirilir ama bu süreçte sizin dışınızda sizi etkileyecek neler yaşandı? Şöyle, biz de her zaman hocanın istediğin gibi sahada uygulanmak çalışıyoruz. Biliyorum. Ben de bireysel olarak kötü hissediyorum. Geçen sene gerçekten kötü bir sezon yaşadık. Ben de daha önce de Türkiye'de 8-9 yıl üst üste Avrupa'ya gittim, oynadım. Avrupa Ligi'nde oynadım. O yüzden üzücü bir süreç bizim arkasında. Ben de bireysel olarak ders çalıştım. Özellikle kötü maçlarda kötü performansları verdim. O yüzden dedim gibi bu sezon geçen sezon gibi geçirmek ben de istemiyorum. Takım arkadaşlar, hiç kimse geçirmek istemiyor. Bu sezon en azından ilk dört için de bitirmek istiyoruz. Kupaya kazanmak istiyoruz. O eski günlerde ben de tekrar Trabzon'da yaşamak istiyorum. Burada kupa kaldırmak istiyorum açıkçası. Tekrar stata dolduramak, taraftarlar onu görmek istiyorum. Maç öncesinde, 4-5 gün öncesinde bazen çalışanlara soruyorum. Ne kadar bilet satıldılar? Taraftar geliyorlar mı, gelmiyorlar? Bizim bir kötü bir sezon yaşadık. Şimdi başlangıç kötü hissettim böyle az taraftarlar görünce, ama onu biz ileri zamanında tabii ki bizim performansa bir maç, şimdi maç kazandık, bir seri yakalanmak, tekrar stada doldurmak, hedefe koymak. İnşallah bu sezon bence de iyi bir sezon olacak. Dediğim gibi ilk dört içinde girmek,
kupa kazanmak hedef olacak. Hasan Bey, geçtiğimiz seneye nazaran bu sene daha fazla bir rekabet var senin bölgende. Nikola Pepe transferi gerçekleşti ve son maçına da çıktı. 10-15 dakika oynadı. Onunla rekabete girmek nasıl bir duygu, ne hissediyorsun? Eğer hayata rekabet olmazsa zaten geliştirmeye çok zor oluyor. Ben de bunu milli takımda Başakşehir'de üst seviye oyunculara oynadım. Rekabet güzel bir şey. Sonuçta Trabzonspor'un başarı önemli. Ben de bunu yaşadım daha önce. Hiçbir onu rekabet güzel bir şey hayata, futbolda hiç önemli değil. Ben de sağ bek de oynadım, sol kanat oynadım, yedek de oldum. Hiç sıkıntı yok. Onun da hiç ne kadar üst seviye oyuncular olursa biz de daha geliştireceğiz. Takım daha iyi olacak. Genç oyuncular inşallah onlardan örnek alacaklar. Tekrar söylüyorum, Trabzonspor'un başarı önemli. İnşallah biz de bireysel olarak herkese böyle düşünmek gerekiyor. Herkese sahada öyle yansıtmak gerekiyor.